Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bomba testleri devam ediyorum arkadaşlar. Bu sefer özellikle 4 yıldızlardan hakikaten bomba gibi hasar veren karakterleri deneyeceğim. Ya inanılmaz hasar veriyorlar var ya tek başlarına. Müthiş. Hemen şunları çıkar. Gel şöyle 4 yıldızlara. Bak şimdi. Bir tane Stark alacağım. Stark 1. Ondan sonracıma. Korvus'u al. Yüksüz halde hem de. Korvus 2. Ondan sonra kimi deneyelim? Emma Frost'u al. Emma Frost 3 olsun. Domino 4 olsun. Bir kişi daha. Bir kişi daha. Kimi alalım? Bir kişi daha al. Hadi Scarlet Witch alalım. Hani deniyoruz ya arkadaşlar. Diyoruz ya. Bir savaşa girdiğinizde rakiplerinizin arkadaşlar sağlığı belli. İttifak savaşına girerken, ittifak macerasına girerken vesaire vesaire abi. Nereye girerseniz girin belli abi, adamların sağlığı belli. Ve olay şu. Siz özel saldırı 2'yi doldurup attığınızda ne kadar hasar verdiğiniz çok önemli. Şu andaki hiçbir karakterin birbiriyle sinerjisi yok arkadaşlar. Bu sebeple biraz adil, biraz daha düzgün olacak ki siz yine sinerji yaparsanız daha da bomba bir iş yaparsınız. Hadi gidelim. Kış askerinde bir deneme yapalım. İlk olarak kimle gidelim? Corvus Glaive arkadaşlar. 4 yıldız. Corvus Glaive 0 yük. Bendeki ustalıklar yani kanama zehir açıkken. Şuradan efsane hesap makinamı da hemen çıkartıyorum. Hadi bakalım ne kadar var? 547.774'te bu gundinin sağlığı varmış. Bak Excel tablomu da açayım. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bu testleri mutlaka yapın. Hangi karakterleri kullanıyorsanız abi onlarla yapın. Ya inanılmaz fayda göreceksiniz. İnanılmaz. Tamam şurası da açalım. Hesap makinemize var. 547.774. Corvus Glaive'e giriyorum. Normal düz oynayacağım sadece arkadaşlar. Dolunca da L2 atacağım. 1-4 yıldız Corvus Glaive. Normal 5 vur. Siper at. 5 vur. Siper at. Ve bundan sonra bir şey daha göstereceğim. Tamam bitti bu kadar. Finish. Çıkıyorum abi. Ne kadar sağlığı kalmış? 505-505.684. Bu şekilde arkadaşlar Corvus Glaive vurdu. 42K. Hemen yazalım bak buraya. Nerede bu? Corvus. Sonra kim var? Domino. Hepsini de yazayım ben. Emma. Stark ve bir de Scarlet. Corvus'u vurdu. 42.000 arkadaşlar. 42.090 vurmuş. 4 yıldız Corvus. 42.090. Tamam da tertemiz rakam. Şimdi ne kadar sağlığı kaldı? 505.684. Bu sefer de Stark'la giriyorum. Aynı mantık. Hiçbir şey yapmıyorum. Biliyorsunuz normalde Stark kendi üzerine yük topladığı zaman çok daha etkili. Ama ben öyle bir şey yapmayacağım. Normal 5 vur çekil. Dolduğunda da L2 atacağım arkadaşlar. Şimdi özel saldırı atarsa sıkıntı ama. Yani kaçarsa ekstra yük alır. Artık ona da bir şey diyemiyorum. 2 tane yük aldı abi. Yapacak bir şeyim yok. L2'm doldu ve attım. Çat çat çat. Şok etkileri geçince bırakacağım. Şoklar da çünkü hasara dahil. Tamamdır. Hemen buradan çıkıyorum abi. Savaştan çık. Daha önce 505.684 sağlığı varmış. Ne kalmış? 459.374. Yani 46.310 vurmuş. 46.310. Tabii Corvus yüksüz. Onu da söyleyeyim. Hemen buradan Stark'a da 46.310 yazdık mı? Hadi bakalım. Şu anda ne kadar sağlığımız kaldı? 459.374 eksi. Scarlet Witch'le girelim. Tabii Scarlet Witch'in özel saldırı ikisi kritik gelirse iyi olur. Gelmezse de yapacak bir şey yok. Tamam 14K geldi. Çık.
Tabii Scarlett Witch için arkadaşlar bu rakam hiçbir zaman net olmaz. Çünkü duruma göre kendi üstüne hiddet açabilir, zalimlik açabilir, hızlıca güç barı çalabilir vesaire vesaire her şey olabilir. Ama şu andakini deneyim. 459.374'tü. Eksi 427.200. Yani 32K vurdu arkadaşlar. Scarlet Witch 32.000 vurdu. Tam rakam neymiş? 32.174. 32.174. Şu anda Scarlet Witch son sırada. Güncel saldığımız 427.200. Bunlar şimdi birazcık sınıf bonusu kazanıyorlar. Ona da bir şey yapamıyorum. En azından gireriz. Ortalama rakamları görmüş oluruz. Emma Frost. Normalde Emma Frost'la siper ağır saldırı yaparak şöyle söyleyeyim. Daha hızlı güç barı doldurabilirsiniz. Ama biz dediğim gibi düz oynayacağız abi. Kritik gelmedi. Kritik gelse ne döverdi var ya. Neyse abi. Kritik gelmedi. Yani düşük rakam benim için daha önemli aslında. Neymiş? 394.549 kalmış. 32.651 vurmuş arkadaşlar. 32.651 ki Scarlet Witch kritik atmıştı. Bu kritik atmadı. Ona rağmen aralarında yine bir 500K falan fark var. Emma Frost daha iyi. Emma Frost de kritik atsa bam bam. Neyse. Şu anda güncel sağlığımız 394.549 arkadaşlar. Ve Domino ile gidiyoruz. İşte Domino'da şans faktörü çok önemli. Dediğim gibi sinerji yok. Mesela siper ağır saldırı oynamak yok. Domino da çok hızlı dolduruyor L2'yi bu arada. Geliyor L2 hazırsak. Tamam, kritik vurmadı. Ortalama. Ortalama bir şey yapmış oldu. Bizim için iyi oldu. Bir de sınıf bonusu falan da var zaten. Şöyle baktığımda eksi 354.000 399. Yani 30K'da domino vurdu. Allah Allah. En çok vurmasını beklediklerimiz vurmadı. Var ya 30.150. Tabi şans faktörü biraz daha etkili. Bunlar biraz da şansa dayalı. Scarlet Witch, Stark, zaten Scarlet Witch, Emma Frost ve Domino. Bunlar hakikaten şansa dayalı. Bu 4 karakterin 4 yıldızına baktığımda arkadaşlar Corvus 42K. Bir kere Corvus'unki garanti. Tertemiz. Yani en kafanıza at Corvus. Stark 46K ile birinci oldu. Corvus 42K ile ikinci oldu. Emma Frost 32K ile üçüncü. Scarlet Witch 32K ile yine dördüncü ve arkadaşlar Domino 30K ile beşinci oldu. Şimdi bu birinci test. Çık buradan. Şu anda koleksiyoncunun parçası olmayan bölümü oynuyorum arkadaşlar. Mesela gireyim oradan bir yere. Bu şekilde yalnız bir tane test yapmayacaksınız arkadaşlar. Bak açık söylüyorum. Her karakterle gireceksiniz. Mesela kış askerine mi testinizi yapıyorsunuz? Bir de sınıf bonus almadığınız bir yerde yapmanız lazım. Onu da söyleyeyim. En az 5 kere oynayacaksınız ve 5'inin ortalamasını alın. Gelelim biz şimdi buraya. Mesela burada kalmışız. Yine aynı kartlarda gidelim. Bir iki adım atalım bakalım. Enerjileri yakacağız ama. Hadi hayırlısı. Bakayım böyle pot mot olan bir yer var mı? Tamam neyse. O zaman abi sağdan yardırıyorum. Mesela burada ne karısu varmış? Dambalanın zehri zuhuru. Tamam devam ediyorum. Karşımda İç savaş muharibi. Şöyle bakıyorum. 54K arkadaşlar saldığı var. Yani Corvus'ta gitsem Corvus'un sınıf bonusu olacağı için L2 attığında büyük ihtimalle alır. Veya almaya yakın olur. Ve sıfır yüklü olmasına rağmen. Ama ben Stark'la deneyeceğim. Stark normalde arkadaşlar 46.310 vurmuş. Bak her şey matematik çok temiz. Rakibin 54.520 sağlığı var. Stark yine ortalama 46.310 vurursa arkadaşlar rakibin 8200'lük bir canı kalmış olacak. L2'de. L2 atana kadar. Hadi bakalım bir deneyelim. Stark'la giriyorum. Aynı şekilde siper yapıyorum. 5 vuruyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Ki normalde Stark'ın oynama şekli biraz daha farklı.
Ne kadar seri attı özel saldırı yalnız var ya. Öyle bir özel saldırı atma şekli yok. Yapıştırıyorum L2. Çat. Çat çat. Tamam. Şoklar bitsin. %32'si kaldı. Çıkıyorum abi. Bu arada müziği kapatalım. Sabah ezanı okunuyor. Ben videoyu çekerken sabah arkadaşlar. 17K kaldı. Yani şöyle baktığımda 54.520 eksi 17.017 37.500 duruş. Hemen Stark'ın yanına ikinci rakam olarak 37.503 diyorum arkadaşlar. 37.503. Kış askerinde 46K denk gelmişti. Burada 37.500 denk geldi. Şimdi bunu Corvus'la almayalım. Çünkü Corvus masa yük alacak. Herhangi biriyle alalım, geçelim, bir sonrakinde devam ederiz. Scarlet Witch'le alalım bugün diye. Scarlet'e sonuçta yük gelmiyor, bir şey gelmiyor. Tamam, bunu geçtik. Devam ediyoruz testimize. Özellikle sınıf bonusu almasın istiyorum arkadaşlar. Sınıf bonusu almadan yapmak istiyorum. Devam edelim. Karşımızda Beyblade var. Ne varmış karoda? Dambala'nın zehri zuru. Corvus'la gidiyorum arkadaşlar. Mesela 49. Corvus normalde 42K çıkartıyormuş. Yani ben buna L2 attığımda ortalama bir 7K civarına sağlığı kalacakmış. Bakalım hakikaten öyle mi olacak? Dediğim gibi bu yüksüz hali. Mesela siz Corvus oynuyorsunuz. Mutlaka bir Excel tablonuz olacak. Bir yük varken ne kadar vuruyor? İki yük varken ne kadar vuruyor? Bunların hepsini çıkartacaksınız abi. Hop çıktım. L2 attım ve çıktım arkadaşlar. Rakibin ne kadar sağlığı kalmış? 7.9K dediğimiz gibi. Corvus Graveyard'ın garanti kritikleri olduğu için fix değişmiyor. Corvus hep aynı vuruyor. 49.000 0.65 eksi 7.956 41.109 vurmuş bu sefer. 41.109 vurmuş arkadaşlar. Ortalaması Corvus'un hep aynı. Hiç değil. Çok çok istikrarlı bir karakter. Yani o yüzden ne yaptığını bildiğin için çok rahat oynayabiliyorsunuz abi. Çok rahat oynayabiliyorsunuz. Corvus Grave candır ya. Koçum yavrum benim. Şimdi bu Gundi'yi de aradan çıkartalım ve devam edelim. Bir sonraki rakibimize girelim. Emma Frost alalım bu sefer de bunu. Ne olsa bir istatistik tutmayacağım şu anda burada. Tamamdır. Bunu aradan çıkardım. Teste devam. Bunlar çok önemli. Mutlaka yapmanız lazım. Mutlaka yapmanız lazım. Belki bir sonraki videoda kendi yaptığım testin rakamlarını sizlere gösteririm. Ne yapmışım, ne kadar yapmışım falan diye böyle. Mesela Bolt'un orası ne istiyormuş? Dambalan, dumbalanın zehri. Tamam. Bolt'a da bu sefer Domino'yla geliyorum. Domino ne vurmuş da bir öncekinde 30K çıkarmış arkadaşlar. 30K çıkarmış. 55K var. Yani ortalama 25K bırakması gerekiyor. Ama Domino şans faktörü çok yüksek bir karakter. O yüzden Domino'ya dikkat etmek lazım. Yani bir yaptığı diğer yaptığını tutmayabilir. Dediğim gibi şans faktörü inanılmaz yüksek bir karakter. Hatta düzelteyim, hatta değişken bir karakter. Bak şu anda rakipten daha hızlı mesela güç barı doldurdu. Tamam, L2'miz geliyor. Tekrar mesela vurdu, gol oldu. Demek istediğim olay bu. Yani çok dengesiz bir karakter. Çok dengesiz. 55K'nın tamamını aldı mesela. Hadi sen buna Domino'ya bu sefer 60K desem abi, tamam mı? Bir öncekinde 30K, şimdi 60K. Çok çok güzel değişken olan bir karakter. Çok çok da enfes bir karakter bu arada. Devam edelim. Burada boss'a kadar da geldik ha. Burada ne var? Dambala'nın zehri. Burada ne varmış? Tamam. Thor Ragnarok'un oradan gidelim. Şimdi elimde ne kaldı? Scarlet Witch ve Emma kaldı. Sınıf bonusu almasın diye Scarlet Witch'le girsem buraya. Hadi Scarlet Witch'le girelim. 41K arkadaşlar. 41K. Scarlet Witch bir öncekinde 32K vurmuştu. Scarlet aynı Domino gibi şans faktörü çok önemli bir karakter. Çok dengesiz bir karakter. Ne yapacağı belli olmaz. Aha, sağlık açtı. Güç çaldı. Hiddet açtı.
Stalin'in taş. Şimdi bir daha yapıştırsam bir şey yapsa. Bam 19 kaldı. Tamam, %4 kaldı. Neyse alayım şunu ya, aradan çıkartayım. Şimdi %4'ünü hesaplarım. 41 kaydı arkadaşlar. 41 kaydı. Ne kadar aldı bu sefer? 4K'sını çıkarsan %4'ünü çıkaracaksın. 4, 6, 12, 4, 1600, 1700 civarı falan çıkarsam ben bundan. Hemen şöyle bir yapalım. 410 çarpı 4, 1640 çıkaracağız. Eksi 41K desen. Bu sefer de 39K vurdu arkadaşlar. Bu sefer de 39K vurdu. Domino kadar çok fark oluşturmasa da yine hatta sayıda bir fark çıkardı. Yani şöyle baktığında %33'lük bir fark ki, dediğim gibi yani arka arkaya gidip bir çat 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 normal vuruşları bile 5, yani 20, ilk 20 kombosu bile 60-70 kaç çıkartabilen fantastik bir karakter. Geldik Ghost'a. Şimdi Ghost'u da arkadaşlar, bakayım Ghost'un arkasında kim var? 1, 2, 3. Tamam. Ghost'un arkasında deniz olmazsa. Ghost'a da normal yine Scarlet'le girelim. Hani sınıf bonusu yemesin Emma Frost. Bir daha Scarlet'le gireyim. 33K Ghost'un sağlığı. Hiçbir şey değil. Ve bu koleksiyoncunun partisi olmayan bölüm arkadaşlar. O yüzden diyoruz ya, artık oyuna şövalye bölümü de gelmesi lazım. Oba, sersemden çıkarmadı yalnız ha. Bu sefer de vurdu 45K civarında falan rakam vurdu şimdi. Duruma göre değişiyor işte. 32K nerede, 45K'sı nerede bunun. Şu küçük enerjileri de kullanayım bari gelmişken. Tamam. Burada da Emma Frost'u değerlendirebiliriz. Hadi gidelim Emma Frost'u değerlendirelim. 55K var. Emma Frost ne vurmuş? 32K. Emma Frost da çok dengesiz. Yani üzerine çok fazla hüner biriktirirse bu sefer daha fazla vuruyor. Yani o L2'si bile tek başına 30-35K çıkartıyor abi. Boru mu? Tabii karşısında bir de bolca zırtlanan bir karakter var. Onu da göz ardı etmemek lazım ama deniyoruz. Of, %36'sı kaldı. Kaçtı bunun? 55K'sı vardı. Yani yine arkadaşlar ortalama 30K'yı aldı. Yine 30K çıkardı Emma Frost. Bununla geçelim, bir de Boss'ta deneyelim. Şimdi elimde 3 tane Gundy kaldı. En azından Boss'ta da deneyebiliriz. Çat. İkinci de attı yani. 2 kere L2 atana kadar 5 combo L2, 5 combo L2 yaptığınızda Emma ortalama 65-70K civarında vurdu. Tamam. 44 combo. Şimdi geldik mi? Yine 33K civarına vurmuşlar arkadaşlar. Emma Frost aynı yerde devam etti. Elimdeki bu verilerle boss'a gireyim. Alır mı bilmiyorum, alır herhalde. Niye almasınlar? Tamam. Hadi bugün diye geldik. Baktığımda en yüksek hasar veren şu anda Domino olarak 60K civarında bir hasar verdi. 100K da sağlığı var. Ne vardı? Bunda zayıflatıcı versen hızlı güç barı dolar falan vardı. Domino'ya giriyorum. Bakalım L2 attığımda ne kadarını alacak. Oba, iki güç barı doldu. Çat, yapıştır bakalım ne iki domino. Kanama da verdim, daha ne olsun. %17'sini aldı. Bu seferki rakam çok daha düşük oldu. Çok daha düşük aldı. İşin içine şans faktörü girince çok fantastik olduğu doğrudur. Son bir L2 dağıtıyorum ve patates. Direkt öldüm. Tüh. Ölmeseydi var ya, devamı da gelecekti. neyse, sağlık olsun. Peki bu sefer ne kadar almış normal oynayarak arkadaşlar? Topladığınızda aldığı rakam
Yani takriben 40K'ya yakın, 38K. Bu sefer mesela çok çok daha azaldı. Tabii dediğim gibi karo etkileri de çok önemli. Zırtlanma mesela, fiziksel direnç muhabbeti, üzerine açtığı zırhlar falan filan, o da oldukça etkiledi. Bu sefer mesela yaz dominiyor buraya. 38 kaç kasa orada mesela 20K falan çıkardı. Bu sefer rakam ne kadar düştü? Bir anda düştü. Yani bu testleri sürekli yapmak lazım. Kim kaldı elimizde? Scarlet Witch ve Emma. Scarlet Witch'in ortalaması 32 veya 39K'da oynamış. Yine ortalama o civarda gider mi? Dediğim gibi rakip zırhlanıyor. Bakalım arkadaşlar Scarlet Witch ne yapacak? Hop, biraz geri. Ölüm tohumları sıkıntı. Hop, hemen güç varını çaldı rakibi. Ha, şimdi zırhlanmaya geçti Gundy. Zırhlanmada defans oynayacak demek ki. Özel saldırı birini atınca biz de şimdi bir L2 yapıştıracağız. Hadi bakalım. Geliyor L2'miz. Çat. Oldukça düşük. Ne kadar şanssızlarla burada bizimkiler. Bizimkiler burada bayağı şanssız yani. Omega Red'de bayağı bir şanssız oldular. Domino ve Scarlet arkadaşlar. Daha böyle şansa dayalı karakterler. At onu da, sana bir L2 daha yapıştırayım ben şöyle yakışıklı. Yine kritik gelmedi. Yani Corvus'un olduğunu düşünün abi burada. Corvus garanti. Vuracağı rakam belli. Sıfır yükle 40K vuruyor. 41K, 42K duruma göre. O yüzden Corvus'la mesela oynayan bir abi ne yapacağını direkt biliyor. Yani Corvus'la oynasanız ne yapacağınızı zaten biliyorsunuz. Tabi burada Scarlet Witch ve Domino arkadaşlar çok uç iki örnek. Çok uç iki örnek. Çünkü ikisi de inanılmaz şans faktörüne sahip. İnanılmaz. O sebeple dediğim gibi bunlar biraz daha uç örnek oluyor bu şekilde. L2 geliyor acılar. Hazır mısınız? Yani Scarlet Witch hiçbir şey açmadı, farkında mısınız abi? Hiçbir şey açmadı ya. O kadar da vurdu, hiçbir şey açmadı. Ne sağlık ne hiddet. Acaba yetenek sahibi düşürmesi falan mı var? İkisi de çok şanssızdı çünkü. Yok, ikisi de çok şanssızdı. Emma Frost'ta ortalama arkadaşlar 32K. L2 dolan L2 atınca 32K hasar veriyormuş. Rakibin 15K'sı kaldı. Hop kaç. Kaç canını kurtar bu seni gıdıklar. Oysa Omega'da Emma'nın öğrencisiydi, ne güzel. Hiç hüner açmadım, farkında mısınız? Bir tane geldi yanlışlıkla. Vurdu ve aldı arkadaşlar. Ortalama ne kadar aldı? %4 desen. Bu da 20-25K civarına falan vurdu. Yani Omega'da hepsinin sayısı düştü arkadaşlar. Omega'da hepsinin sayısı düştü. İşte bu şekilde testler yaparak karakterlerinizi ölçebilirsiniz arkadaşlar. 3 yıldızlarla mı oynuyorsunuz? 3 yıldızlarla deneyin. 4'lerle mi 4? 5 mi 5? 6 mı 6? Neyse artık. Onlarla deneyerek arkadaşlar yolunuzu bulabilirsiniz, benden size tavsiye. Bunu mutlaka testini yapın. Mutlaka bir Excel tablonuz, bir kağıda yazı olarak yazın. Hangi karakter ortalama ne kadar vuruyor? En az 5 ile 3'te mutlaka deneyin. Bu tarz karolularla deneyin, zırhlılarda nasıl? Belki biraz külfetli ama sonuçları muhteşem olacak arkadaşlar. İnşallah video faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.